Hoş geldiniz Salih Gergerlioğlu yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Sağ olun. Öncelikle bu haberle ilgili detayları sizden alalım. Siz de söylemişsiniz, sosyal medyada da paylaştınız. Uzun bir süredir telefon görüşmeleri de kesintiye uğruyor. Bu son yaşananlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, bu tam kapanma dolayısıyla biz yüz yüze kapalı görüşe maalesef gidemiyoruz Sincan cezaevine. Birçok cezaevinde de aynı durum geçerli. Şu an biz sadece geçen hafta Çarşamba günü en son konuşabildik. Onun dışında avukatlar ziyaret edebiliyor fakat biz sadece telefonla görüşebiliyoruz. Bu geçen sene yine bir kapanma gerçekleştiğinde telefon görüşmeleri haftada 2 güne çıkartılmıştı. Fakat bu kez haftada bir olarak devam ettirildi. Madem yüz yüze görüşmeyi yasaklıyorsunuz, bari telefonla görüşelim. O da olmadı. Tabii biz babama kendisi hakkında çıkan haberleri de ulaştırmak istedik öbür yandan. HDP kendi partisi de bir yandan işte hem basın çıktılarını hem yazıları, haberleri vesaire ulaştırmak istediler. Ve mektup içerisinde ayrıca gönderildi. Bu mektup içerisinde işte basın çıktıları vardı, yine HDP'nin kendisine yazdıkları vardı ve bunlar gönderildiğinde cezaevi tarafından işte yasaklı siteler barındırdığı için, yasaklı yayınlar barındırdığı için ve telif hakları da gerekçe gösterilerek sakıncalı bulunmuş ve verilmemiş kendisine. Bu yani tamamen babamın bizden ve partisinden kendi hakkında çıkan haberleri talep etmesiydi ve biz de buna yönelik olarak kendisinin haber alma özgürlüğü var neticede cezaevinde de olsa. Ancak çok ciddi bir şekilde kısıtlanıyor. Birçok televizyon kanalı da yine aynı şekilde cezaevinde muhalif kanallar başta olmak üzere yayın yapılmıyor. Hakikaten cezaevinde, şu an Sincan cezaevinde, F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde kalıyor ve orada ciddi bir haber alma sıkıntısı yaşıyor. Peki bu haber alma sıkıntısıyla ilgili siz de bahsettiniz. Bazı televizyon kanallarına ulaşamıyor anladığım kadarıyla ve yeterince istediği konularda haberleri okuyamıyor. Böyle mi yorumlamalıyız? Evet, yani kendisi sürekli talep etmişti bizden. Hatta haftalık biz gönderiyorduk. Yani ben de denedim, biz de denedik aile olarak işte farklı yollardan. Avukatlara da izin verilmiyor bu konuda. Artık eskiden avukatlar kendileri götürüp daha serbest bir şekilde bu kağıtları teslim edebiliyorlardı. Fakat avukatlar konusunda da şu an biz eşit durumdayız. Ha avukat gidip teslim etmiş, ha biz ailesi olarak vermişiz. Bu da fark etmiyor. Biz ayrıca partiden ayrıca bağımsız bir şekilde biz de denedik. Fakat bizimkiler de ulaştırılmamış. Epey bir haber göndermiştik, çıktı almıştık fakat ulaştırmamış. Yine dediğim gibi aynı şekilde muhalif kanallar başta olmak üzere cezaevi koğuşunda yayın yapılmadığını söyledi bize ki Sincan Cezaevi yani bazı muhalif kanalları verebilen bir cezaevi, özel bir uygulama mı, babama mı özel bu uygulama, onu biz anlayamadık açıkçası. Çünkü ben daha öncesinde burada kalan tutsaklarla da konuştum. Böyle bir kısıtlamanın olmadığını söylediler bana. Fakat babama yönelik böyle bir kısıtlama var. Peki Salih Bey, şunu da sormak istiyorum. Sağlık durumu ile ilgili Sayın Gergerlioğlu'nun herhangi bir bilgi var mı? Kendisinin daha önce talep ettiği bir bere vardı. O kendisine verildi mi? Sağlık durumu nasıl? Bu görüşmelerinizde telefonla en azından bilgi alabiliyor musunuz ya da avukatlar aracılığıyla? Yani şimdi babamın en başından itibaren soğuk şikayeti vardı. Koğuşunda çok üşüdüğünü söylüyordu. Ve biz de buna yönelik olarak bir bere götürecekti. Kendisi talep etmişti. Yani bana bere getirir misiniz şeklinde bir talepte bulunmuştu soğuk olduğu için. Ve biz de bunu götürecektik. Fakat buna izin vermediler. Gerekçeyi de kar maskesi yapılabilir olarak gösterdiler. Yani bere... Yani kar maskesi orada yapmak isteyen birçok eşyadan yapabilir diye tahmin ediyorum. Yani yapılsa bile yüksek güvenlikli kapalı cezaevinden bahsediyoruz. Birçok asker, jandarma, infaz koruma memurları var. Böyle bir ortamda kar maskesi yapmasının ne gibi bir anlamı olabilir? Ki dediğim gibi birçok eşyadan zaten böyle bir şey yapılabilir.
Yine buna izin verilmedi ve hala da Ankara'da şu an hava sıcaklığı epey arttı, 30 derecelere kadar vardı ve hala da koğuşunun ısınmadığını, yeterli güneş almadığını belirtiyor babam. Sağlık şikayeti olarak da romatizması var babamın. Sağ dizine işte farklı şeyler sararak bunu telafi etmeye, yani bu romatizma şikayetini gidermeye çalıştığını söylüyor. Ve aynı şekilde mektup ulaştırma konusunda işte bir mektup gönderilmiş ve bu mektup deniz kabukları içerisinde varmış mektubun ve gönderen kişi demiş ki Ömer Bey işte cezaevinde, hapiste bu deniz kabuklarını dinlersiniz, dalgaların sesini dinlersiniz, bu şekilde sizi rahatlatır şeklinde zarfın içine koyarak göndermiş. Fakat cezaevi bunu da kabul etmemiş. Bu kadar mekanikleşen bir anlayış içerisindeler. Deniz kabuklarını mevzuata aykırı bulmuşlar, deniz kabuğunu. Yine aynı şekilde kitaplar konusunda çok ciddi kısıtlama var. 2 ayda bir 12 kitap götürebiliyoruz. Yine kütüphaneden çok kısıtlı sayıda kitap alabiliyor. Yani hak ihlalleri bu şekilde. Şu an dediğim gibi birkaç gündür de hala görüşemedik kendisiyle. Tekrar çarşamba günü görüşeceğiz. Tabii bunu da eklemek gerekiyor. Siz de şimdi bahsettiniz. 2 ayda bir zannedersem 12 kitap verebiliyorsunuz. Oysa kendisi çok kitap okuyan biri. Tahminen yetmiyordur. Sosyal medyada Evet. belirtmiştiniz. Ne, bir haftada 9 mu kitap mı demiştiniz? 20 Yoksa... 20 günde 9 kitap bitirmiş. Yani 2 ayda 12 kitap izni var. Biz sürekli olarak götürmek istiyoruz. Hatta belki izin verirler diye yine götürdük biz kitapları işte emanet kısmına. Fakat sanırım alınmamış hala. Yani kitap engelleyerek, kitap yasaklayarak, deniz kabuğu yasaklayarak nereye varabilir cezaevi yönetimleri? Yani bu mevzuat dedikleri nedir? İşte çıplak aramayı da biliyorsunuz mevzuata dayandırarak yapıyorlardı cezaevlerinde. Yani insana düşmanlar, işte umuda düşmanlar, deniz kabuklarına düşmanlar, daha ne diyelim yani bu konuda hakikaten söylenecek bir şey bırakmıyorlar bize bu şekilde. Çok teşekkürler Salih Gergerlioğlu. Son durumu ve bu bilgileri sizden almış olduk. Arta TV izleyicileriyle gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz bu konudaki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Haber Aktüel'e devam ediyoruz.